Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir video dersimizde beraberiz. Dersimize başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum hepinize. Biliyorsunuz bu vakte kadar tüm hazırlamış olduğum derslerin büyük bir bölümü ücretsiz idi. Ve gerçekten bu programı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için severek ücretsiz bir şekilde derslerimizi hazırlayıp sizlere sunuyordum. Lakin bundan sonraki dönemde makalelerim hariç tüm video içerikler arkadaşlar ücretli olacak. Sembolik bir ücret 5 TL. İzlemek isteyen ücretini Dailymation üzerinden 5 TL gibi bir ücret ödeyerek dersin tamamını izleyebilecekler. Bu dersimiz de ücretli bir ders olacak arkadaşlar. Bu böyle bir karar almamdaki sebep, hani ücretsiz paylaşım yapmak yapmamak değil. Hala ücretsiz olarak paylaşımlarda ders hazırlama taraftarıyım. Lakin bazı sebeplerden ötürü artık derslerin ücretli olmasına karar verdim. Bunun herhangi bir maddi kazançla bir alakası yok. Herhangi bir maddi beklentim yok. Zaten buradan bu derslerden birikecek ücretleri ile de yine sizler için dersler hazırlanacak. Başka herhangi bir şey yapılmayacak. Herhangi bir gelir beklentim de yok. Sadece bazı seviyesiz yaklaşımlar ve paylaşımlar, yorum paylaşımları diyeyim ben buna. Olduğu için böyle bir karar aldım. En azından gerçekten ihtiyacı olan insanlar bu dersleri ücretleri karşılığında izleyerek sahip olabilecekler, faydalanabilecekler. Keza gidip hani herhangi bir kurstan ders alabilir, özel derslerde özel dersler alabilirsiniz, kurslara kalitesiz eğitimleri milyarlarca lira para ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok, ama dediğim gibi Autodesk ailesi olarak yaptığımız paylaşımlar gibi kaliteli eğitimi başka bir yerlerde bulmanız çok zor. Bunu kendimi övmek ve ekibimizde yer alan diğer arkadaşlarımı da övmek için söylemiyorum. Ve bu konuyu burada noktalandırıyorum. Hepinizin anlayışını rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizin konusu Particle System ile tüy oluşturma. Çoğu reklam filmlerinde görürsünüz, animasyonlarda görürsünüz, filmlerde görürsünüz. Sadece tüy değil, uçuşan tanecikler, toplar, parçalar, bir dünya bu tarzda efektler yapılmakta. Acaba bu efektler nasıl yapılıyor? Hani bunlara nasıl sahip olabilirsiniz öğrenerek? Hani 3D Max'te bu işlemleri yapmak zor mudur, kolay mıdır, nasıl yapılır? Bu konuya değineceğiz. Öncelikle şunu size belirtmekte fayda var arkadaşlar. Hani particle sistem, tanecik sistemi Türkçe karşılığı birazcık karmaşıktır. Bunu kabul etmek lazım. Lakin particle sistemin tamamını bilmenize gerek yok. İhtiyacınız dahilinde kullandığınızda oldukça basit özelliklere sahiptir. Şimdi de zaten anlatacağım konu çok uzun bir konu olmayacak. Çok basit bir konu olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle dersimizin sonunda ne elde edeceksiniz, size onu göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 3D Max ekranında böyle square olarak gözüken taneciklerin render çıktısı sonunda bir kuş tüyü olarak sonuçlandığını görüyorsunuz. Bu efektler tabii ki bu bir animasyonla dönüştürdüm.